geldiniz. Selamünaleyküm. Ekip hoş geldiniz. Niye gelmediniz belediyeye? Belediyeyi sevmediniz mi yoksa? Oğlum gelinsene. Ben geldim. Benden daha güzel manzaram var. Maskemizi takalım. Sizden bana her şey ulaşabilir. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hayal abi. Üşürsün lan böyle. Gelir misin sen? Oo. Ne haber abi? Güzel oldu. Daha şimdi anlatacağım. Bayılacaksın. Size. Hani bir gel. Haydi dostlar buyurun. Selamünaleyküm. Biliyorsunuz ki son yılların, muhtemelen duymuşsunuzdur, belki de son birkaç yılın ya da 10 yılların diyebilirim, en önemli buluşu Kayaşehir. Bizim için çok önemlidir çünkü Nevşehir merkezi turistik bir yer değildi yakın zamana kadar. 2014 yılında biz burayı keşfettik, bir kentsel dönüşüm projesi kapsamında. Baktık ki yerin altında mağaralar var, tüneller var, kilise var. Bezirhaneler var, ahırlar var, yaşam alanları var. Dedik ki burası bizim için gerçekten muazzam bir buluş. Tabii ki çalışmalar başladı, temizlik ve kazı çalışmaları başlatıldı. Günümüze kadar devam etti ki hala zaman zaman devam ediyoruz arkeolojik çalışmalarımıza. Kayaşehir'de ne görüyoruz? Biz aslında burası Nevşehir Kalesi'nin doğal bir tepenin hemen yamacına kurulmuş olan bir kaya oyma yamaç yerleşimi. Bezirhaneler var. Bezirhane nedir? Bezir yağının üretildiği dönemin 15, 16, 17 ve 18. yüzyılların önemli sanayi kuruluşlarıdır. Onun dışında gizli mezar odaları, katakomb dediğimiz katlı kayadan mezar odaları. Buranın yeraltı şehri olma özelliği var. Evet, bunu kabul ediyoruz. Ancak tamamen yerin altında bir yerleşim yok. Şu anda ulaştığımız tarih bakımından en erken dönem 5. yüzyıl milattan sonra. O döneme kaynaklanan bir manastırımız var. 5. yüzyıl itibaren çok yoğun bir şekilde bir yaşam alanına sahip olmuştur. Toplamda 43 bin hektarlık bir alandır burası. Orada gördüğünüz Çamlı Kilise, altında hemen Meryem Ala Kilisesi var. Ortodoksların bölgedeki en önemli, en büyük ikinci kilisesi. Ve restorasyona başladı. Ay sonundan itibaren restore edilmeye başlıyor. Bu dönem biz belediye olarak yaptığımız şey şu. 1960'lara tekrar burayı döndürmek. Yani mevcut halini muhafaza etmek daha karlı olacaktı ama edilmediği için şimdi benim burada temel yapmak istediğim şey o hale döndürmek. Yıl sonunda da eğer yetişir ve pandemiden dolayı olağanüstü bir durum olmaz ise yap işlet, devlet ve hasılat paylaşımı yöntemiyle burasını gerçekten Türkiye'nin de dünyanın da göz bebeği bir yer haline geliyor. 17 Temmuz'da açtık biz burayı ve 52 günlük bir mesaiyle açtık. Sadece 52 günde. Burada gördüğünüz, yukarıda da göreceğiniz her şeyi yeni yaptık. Kendi aramızda da konuşuyoruz. Çocuklara, ekip arkadaşlarına diyorum ki ya arkadaşlar ya nasıl oluyor bu? Yani bu kadar iş yapıyoruz. Hem borcu aşağı çekiyoruz. Herkes ağlıyor. İşte biraz önce konuştuğumuz bir yakınımızda bir belediye başkan arkadaş bana çok kızıyor mesela. Niye bu kadar çalışıyorsun falan diye. Ya gömü mü bulduk dedim. Vallahi gömü bulmadık ama bereket bulduk. Burada da Mustafa Bey, Mustafa Alevli bizim kentsel dönüşüm müdürümüz. Merhabalar, nasılsınız? Mescidi var değil mi burada? Kaya Mescidi. Nevşehir'deki ilk ve tek Kaya Mescidi. Altında, altında değil mi? Kaya Mescidi, evet altında. Daha sonra üzerine cami yapılmış. Evet. Kaya Cami adı da oradan geliyor. İstanbul'da Kayaşehir'de oturuyorum. İşte yabancılık hissetmeyesiniz diye evet, Kayaşehir'den yani, gelen kardeşlerimiz ama için. Ama burası başka bir Kayaşehir için. Muhteşem bir yer tabii ki. Burası daha önce evet Kayaşehir
Daha doğrusu şu, dünyanın en büyük yamaç yerleşimi. Ne demek yamaç yerleşimi? İnsanların evet içerisinde farklı koymalar var. İçerisinde insanların yeraltı şehrinden farkı zaten o. İnsanların yaşamlarını sürdürdüğü ta bizim ilk burada yaptığımız çalışmalarda edindiğimiz bulgular 5. yüzyıl milattan sonra 5. yüzyıla kadar şu ana kadar gittik. 5. yüzyıldan itibaren Osmanlı dönemi dahil Cumhuriyet dönemi ve en sonunda 10 yıl öncesine kadar burada yaşam vardı. Ama bu denli bir yaşam merkezinin olduğunu kimse bilmiyordu. Onu duyunca bütün şehir olduğu gibi biz de şok olduk. Tabii ki içine girdikten sonra bambaşka şeylerle karşılaştık. Arkadaşlar burası Selçuklu döneminde. Rasim Arı, soracağımız sorular var. Biraz önce de Ersin Çelik röportajı yaptı. Diğer arkadaşlarımız da röportaj yapmaya devam ediyor. Başkanım, YouTube kanalına hoş geldiniz. Teşekkür ederim Alemciğim, hoş bulduk. Abone olmanızı canı gömülden biliyorum. Bereketli olsun. Hemen Furkan abone oluyoruz. Ve beraberinde Adem de bizim YouTube kanalımıza abone oluyor. En az sizin kadar bizim de seyretme ve para alıyoruz, haberiniz olsun. Paylaşabiliriz. Şimdi siz Nevşehir Belediye Başkanı olarak göreve başladınız. Çok hızlı bir giriş yaptınız. Yani hem icra olarak hem de sosyal medyada. Öncelikle şunu merak ediyorum. Sosyal medyaya rastlanmadığı bakış açısı nedir? Şimdi evet biraz önce ifade ettiğin gibi Ademciğim biz hızlı bir giriş yaptık. Bir de genç bir belediye başkanı olunca bir de genç bir ekiple yürüyünce sosyal medyaya özel ilgi gösteriyoruz. Biz biraz önce beraber gezdik. İnsanlara karşı, size karşı samimiyetimiz, muhabbetimiz neyse, ailemizle, sevdiklerimizle kurduğumuz dil neyse, o kurduğumuz dilin aynısını alıp sosyal medyaya aktarıyoruz. Bütün mesele bu. Dostum diye kendisine torpil geçmeyeceğim ama baktığımız zaman 1,5 yıl içerisinde burası bir hayli çehresi değişmiş, marka bilinirliği artmış ve gün geçtikçe çok daha iyi seviyelere gelecek. Herhalde burası artık göçle almaya başlayacak. Mesela şu bulunduğumuz alanı şöyle bir göstermeni rica edeceğim. Burada baliciler, tinerciler ve bilimum Nevşehir'in o gençleri buralarda uyuşturucu müptelası insanlar vardı ama şimdi gördüğün gibi burada artık konserler olacak. Ne diyorsun? Kesinlikle. Doğru anlattın mı? %100 doğru. Hem beni doğru anlattın hem şehri doğru anlattın. Sadece bir eksikliği evet, vardı. Evet. Türkiye'nin yükselen yıldızı. İstediği zaman istediği insan gelebilir. Hayvanseverler zaten farklı şehirlerden de geliyorlar. Aybüke bir hayvanseverimiz. Çok seviyor, geliyor, bakıyor buralara. Burası 20 bin metrekarelik bir alanda. 130 tane bir, 100 tane bir, 2 tane bir. Hem kediler için hem köpekler için iki farklı alan var. Burada rehabilitasyon yapıyoruz, aşılama yapıyoruz, kısırlaştırma yapıyoruz ve tedavi yapıyoruz. Beraberinde sadece bir hayvan barınağı olmaktan öteye geçsin. Çocuklarımızın hayvan sevgisini de burada güçlendirelim diye çocuklar için oyun alanları yaptık.
Şimdi öbür tarafa geçeceğiz. Orada serbest gezi alanları oluşturduk. Orada at falan da var. Çocuklar geldiği zaman ata da binsin. Yani burayı bir hayvan barınağı değil, hayvan kasabası dedik. Hem isim olarak o iğreti ve kötü imajı vermemek, hem de sevgiyi, şefkati, merhameti ön plana çıkarmak, hem de yavrularımızın ve çocuklarımızın hayvan sevgilerini daha da güçlendirmek açısından onları buraya çekecek alternatifler de yaptık. Yılın annesi burada. Bakalım. Bu kadar. Evet, çok yavrulmuş değil mi? Oo. 16'yı saydım, aradan 2 tane çıktı, karıştı. Aynen. Nevşehir kurdu bunlarda. böyle anne mi olur? Bizimkiler gibi durmuyorlar ama. Maşallah ya. İşte Manaklı'yı ve Kangal'ı yakalamak için çok doğum yapıyor bizimkiler. Çok iyiymiş ya. Evet, Aksaray Malaklısı mı, Sivas Kangalı mı, Nevşehir kurdu mu? Üç evet. Dedik. Üçledik artık polemiği. Bilmiyorum, ben aradan çıkacağım ama sonra valiler artık... Akşam vali beyle belediye başkanlarıyla ben hesaplaşırım. Sayın Başkanım, eğer yardımınız olursa çok seviniriz. Eşim işsiz kaldı, kirayı zor ödüyoruz. İş yok, güç yok. Bir iş olursa daha güzel olur. Başkanım, yardımınızı bekliyoruz. Görüşmüşler. Bunların hepsine benim şeyde dahil anında dönüş. En geç bir gün sonra vatandaşla diyalog kurulur. En geç. Bazılarına 2 dakikada, 3 dakikada, biraz sonra WhatsApp'ı deneyeceğiz. İşte oraları da kullanıp bizim web sitemizi, belediyenin web sitesinde çok interaktif bir web sitemiz var. Web sitesi de çok şey. Ve beraberinde bu sayfamızla birlikte her yönü kullanarak isteyen hayvan anında ulaşır. Aynı. Mesela yalnız başlarım şu satın alma sahip çık felsefesi. Aynı. Yalnız şurayı özür dilerim, burayla ilgili bir şey söyleyeceğim. Şu hikaye de çok güzel. O çocuk parkı falan. Yani burası tamamıyla bilinçli. He, aynen. Ya yani oradaki verilen mesaj çok önemli. Başlı başına sevdirmişsiniz oğlum. Aynen öyle. İlk kez zaten ben seçim öncesinde hayvan kasabası kuracağım diye bir sözüm vardı. 6 ay içerisinde yaptık, bitirdik. 20.000 metrekare. Çocukların buraya muhabbet beslemesi önemli ve beraberinde de temizliği ve şefkat ve merhameti önemli. Eyvallah. Benim burada çalışan ekibim Metin Bey, veteriner müdürümüz. Eyvallah. Ersan Bey'e bağlı zaten burası ama diğer bütün Aybük'e gönüllü olarak geliyor. Bütün ekip arkadaşlarımız hayvan sevgisiyle var olan arkadaşlar. Yani eziyet edeyim vesaire değil. Vicdan esaslı bir şey gidiyoruz burada. Şu anda Nevşehir'desiniz ve evet. Yabancı olmadığınız bir şehir. Tekrar geldiniz. Neler söyleyeceksiniz? Nevşehir gerçekten de özellikle yeni çehresiyle, marka bilinirliğinin artmasıyla, son dönemlerde biliyorsunuz artık hani 4. Kuvvet Medya'dan sonra sosyal medyanın da etkinliğiyle birlikte, tabi Rasim Arı'nın da faktörüyle birlikte çok daha farklı bir yerlere gitmiş. Çok daha önceleri geldiğimde birçok noktanın sıkıntılı bir halde olduğunu biliyordum burada ama Rasim Arı'nın yaklaşık 1,5 yıllık mazisine baktığımız zaman işte şu an mesela bir hayvan barınağındayız. İstanbul'da bile böylesine yerleri bulmak çok zor. Bence yok. Dolayısıyla yeni projelerle birlikte Nevşehir'in adını daha da
sıklıkla duymaya başlayacağız. Burası gerçekten güzel bir şehir. Özellikle insanını da çok sevdiğim bir yer Nevşehir. Gerek hem organik tarımıyla birlikte, yeni yapılacak marka projeleriyle birlikte ve sadece hani belediyenin, onu biraz evvel de söyledim, yol, asfalt yapımı falan, bunlar zaten rutin şeyler. Yani belediyenin yapması gereken şeyler ama onun dışında sosyal ve kültürel faaliyetlerde de öne çıktığını görüyorum. Rasim Arı'da hem bizim dostumuz olduğu için ona torpil geçmiyoruz ama gerçekten de çok iyi işler yapıyor. Allah yolunu bahtını açık etsin. Nevşehir'deki yaşayanlar da zaten başkanlarına sahip çıkıyor. Bunu da görüyoruz. O teveccühü de görüyoruz. Dolayısıyla bundan sonraki süreçte Nevşehir'in hızla kategori itibariyle de yükselen bir yıldız olacağını görüyorum. Biliyorsunuz COVID-19 nedeniyle öncelikle uymamız gereken kurallar var. Kati kurallar sivil havacılık tarafından koyulmuş. Lütfen dinleyin. Daha sonra devam edersiniz arkadaşlar. Kesinlikle maskesiz ve eldivensiz uçuş yapamıyoruz. Çünkü tedbirleri elden bırakmamak için. Aynı zamanda sıcak hava balonlarında en önemli olan iki unsur var. Birincisi, kesinlikle benim talimatım olmadan sepeti terk etmek ve sepet içerisinde ani hareket etmek yok arkadaşlar. İkincisi ise iniş pozisyonu. İniş esnasında benim yönüm, yani bizim yere sürtünme yönümüz bu ipler yönünde olacak arkadaşlar. Yere temasımız bu yönde olacak. Aksine bir durum olmadığı sürece zaten iniş pozisyonu aldırmayacağım. İniş yönümüz burası olduğu için iniş pozisyonu alalım dediğimde herkes benim tam tersi yönüme dönüyor yüzünü. Bakın benim yönüm burası olacak. Sizler benim tam tersi yönüme dönüyorsunuz. Bakın buradaki kırmızı ipler var. Burada, burada ve bu tarafta. Oradaki kırmızı iplerden iki elimizle tutuyoruz. Şu şekilde. Dizlerimiz hafif kırık. Su kayakçısı pozisyonu alıyoruz. Oturmuyoruz bakın. Dizler hafif kırık. Sepet sırtımızı kapatacak şekilde, yani şu bölmeler. Omuz seviyesinde. Dizler hafif kırık, su kayakçısı pozisyonunu alıyoruz. Yani şu hareket. Yere vurma esnasında kesinlikle hiçbir şekilde zarar vermediği için bu pozisyonu alıyoruz. İniş esnasında fotoğraf çekmeye çalışmayın. Gözlük kullanıyorsanız gözlüklerinizi çıkartın. Dört. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Kalkış öncesi herhangi bir sorusu olan. Herkes anladı herhalde değil mi arkadaşlar? Anladım. Teşekkür ediyoruz. Biz sefe yapıyoruz bu balonu.
olsa Kırmızı Vadi diye geçer arkadaşlar. Neden Kırmızı Vadi diye geçer? Neden? Görüyorsunuz rengi kırmızı olduğu için ismi Kırzıl Vadi. Hemen bu tarafındaki vadi, vadinin ismi ise bakın içerisinde sarı ve açık mavi. Turkuaz mavisi renkte uçan balonun olduğu vadinin ismi ise Güllü Vadi arkadaşlar. Gerçekten hissi muhteşem, görüntüsü muhteşem. Binlerce metre yüksekliğe çıkıyorsunuz. Aşağıda inanılmaz bir manzara, inanılmaz bir doğa. Etrafınızda uçan diğer balonlar, sepetin içinde diğer insanlar, onların heyecanları. Birileri teklif ediyor, birileri aşağıda ata biniyor, birileri kahvaltı yapıyor, birileri güneşleniyor, güneşin doğuşunu izliyor. Güneş bir taraftan doğarken bir taraftan da bizim balondaki keyfimiz. Ya anlatmaya kelimeler yok. Şu anda gördüğünüz gibi sepetin en ucundayım. Bu arada ne çadırı diyor? Çadır yok, bir şey yok. Eldivenlerimiz, maskelerimiz hepsi var. Bence özel günlerin, hani doğum günü ya da ne bileyim evlilik teklifi ya da başka şeylerle ilgili özel şeyleri mutlaka balonda yapması lazım insanların. Çünkü bu balon unutulmaz bir etkinlik. Bir gün bir program çekeyim ben balonda. Gerçekten şu anda aklıma geldi. Bence muhteşem. Kimse çekmemiştir. Hemen bunu ben olgunlaştırıp harekete geçiriyorum ve bunu gerçekleştiriyorum. Keyifli bir balon yolculuğunun daha sonuna geldik. Hayatımızda ilk defa balona bindik ama efsane bir yolculuk oldu. Tekrar söylüyorum, ölmeden önce yapılacak 50 şeyden birisi Kapadokya'da balona binmek. Ben Polat Labar, Radyo D sabah şovmeniyim. Efendim şu anda Kapadokya'yı yukarıdan gördünüz. Onun öncesinde bölgeyi gezdiniz. Rasim Başkan'ın misafir olarak yapılan işleri gördünüz. Neler söyleyeceksiniz? Ya şimdi bu inanılmaz bir tecrübe tabii. Herkesin en az hayatında bir kere tecrübe etmesi gereken bir şey balonla. Hele bu bölgeyi yukarıdan böyle çok hakim bir şekilde vakıf olmak, izlemek. Ondan sonra o heyecan bir anda bambaşka bir büyüye dönüşüyor. Zaten bu bölgeye adım attığınız anda sizi büyülüyor. Adeta böyle bir mistik bir filmin karelerinde gibi hissediyorsunuz. Ve onun tabii bir oyuncusu olarak da o filmin içinde merakla ilerliyorsunuz.
Rasim Başkan zaten dün Kayaşehir'i de tecrübe ettik. Kayaşehir inanılmaz etkiledi bizi. Çok uzun uzun yılların dokusunun içinde bulunmak, onun keşfi, o hayatın irdelenmesi inanılmaz keyifli şeyler. Zaten nesiller boyu biz hep birbirimize aktarımlarla ilerliyoruz. İşte o güzel aktarımlardan bir tanesiydi. Peki bölgeye hiç gelmeyenler için neler söyleyeceksiniz? Hiç gelmeyenler hemen gelsinler. Hiç gelmeyenler listesinden çıksınlar. Başka da söyleyecek bir şey yok bence. Peki, çok teşekkür ederim. Efendim şu anda balon uçuşunda gerçekleştiniz. Kapadokya'yı evet. Yukarıdan gördünüz. Neler söyleyeceksiniz? Vallahi Kapadokya'ya çok geldim ama hiç balona binmemiştim yani. Çok da cesaret edememiştim. Çok pişmanım ama binmediğimi. Çok keyifli bir şey. Gerçekten insanlığın yani insanların hayatında bir kere en azından yaşaması gereken bir şeymiş. Onu anladım. Kapadokya'yı yukarıdan gördünüz. Neler söyleyeceksiniz? Muhteşemdi. Yani böyle bir cennetin üzerinde uçuyorsunuz. İnanılmaz bir manzaraydı. Korku yok böyle. Heyecan verici bir korku yok. Çok sakindi. Balonla seyahat etmeye böyle çekinenler var. Okuyorum arada. Öyle çekindiğiniz gibi değil arkadaşlar. Biniyorsunuz dingin dingin. Böyle çok güzel fotoğraf çekiyorsunuz, video çekiyorsunuz. Muhabbet ediyorsunuz. Belli kuralları var. Onlara uyuyorsunuz. Bir iç turizm cennetindeyiz. O yüzden tavsiye ediyorum. Buraya gelen herkes balona binsin. Buraları bir yaşasın böyle adım adım. İçindeyiz. Başlayın çocuklar. Arkadaşlar biz tamamıyla belediyeciliğe yeni bir format getirdik. Geldiğimiz günden beri bugün farklı zaman dilimleri içerisinde de bunu ifade ettik sesi. Bildiğiniz klasik bir belediyeciliğin dışında işler yapıyoruz. Kendimizde yaptığımızı şehirde de yapmaya çalışıyoruz. Yani marka şehir hedefimiz var. Bu şehri Türkiye'de de dünyada da isminden söz edilir bir şehir haline getireceğiz. Buranın dini liderleri veya önde gelen insanları vefat ettiği zaman arka taraftan alıyorlar, getiriyorlar. Şu adamın oturduğu gibi bir sandalyeye oturtturup 40 gün burada ruhunun çıkmasını bekliyorlar bu bölge. Ve ruhu çıktıktan sonra da buradan kaya mezarlar var arka tarafta, oraya götürüyorlar. Doğru mu Gülsüm? Doğrudur ben. Var mı ilave edeceğim bir şey? Hemen arkanızda bir dromos dediğimiz çukur var, oradan içeri sokuyorlar. Evet. Oradaki de simgeyi gösterin isterseniz. Ha, şurada İkaros simgesini bulduk. Bunu inşallah şeye satacağız. Anladım. Mercedes'e. Görüyor musunuz? Görüşler burada. Mercedes buradan esinlenmiş. Gerçekten yani. Vallahi satarsınız başkanım. Orada görmeyi sağ olun. Arkadaşlar çok sayıda bu tür mekanlar, kaya oyma mekanları var. Dün
tüneller var birbirine bağlanıyor, birden fazla. Biraz önce Gülsüm Hanım anlatırken söyledi ya hani yeraltı şehri. Bizim yeraltı şehrinden farkımız şu. Yeraltı şehrinde insanlar sadece güvenlik tedbiri amaçlı herhangi bir saldırıda oraya giriyorlar. Görünmemiş. Bizim burada aslında ikisini de barındırıyor. Normalde insanlar yaşıyor burada. Ama yaşarken herhangi bir sıkıntı olduğunda da saklanacakları yer olduğu için biz bir avantajımız var. Hem yaşam merkezi hem yeraltı şehri. Çalan dünyada Murat, maske, beraber ah yalan dünyada, yalan dünyada, yalandan yüzüme gülen dünyada, ah yalan dünyada, yalan dünyada, yalandan yüzüme gülen dünyada. Haydi. Adem Metan. Arkadaşlar, nasıl ki Türkiye'de belediyecilikte, sosyal medyada çıtayı yükseğe çıkardıysak, kamp ateşinde de çıtayı yukarıya çıkardık. Bundan sonra kamp yaptıracak arkadaşlara Allah yardım etsin. Valla hangi birini, Kayaşehir'i yapsalar yapamazlar. Işıklandırmayı yapsalar yapamazlar. Sıcak çorbayı burada pişiremezler. Ben burada pişireyim. Arka tarafta biraz sonra Nevşehir'e özel, çok özel bir şey var. Siz söyleyin. Sucuk. O sucuk. Burada söz verdiğimiz gibi mantı var. Size kıyamadım. Üstelik içi şeyli mantı yaptırdım. Bak mantıyı da yaptırdım. Orada konuştuk. Canınız istedi ya. Ama çorbadan başlayalım. Haydi acıkanlar. Çorbaları alın abi. Buyurun. Siz çok fazla. Şeref verirler gerçekten. Geldiğinizde pişman olmayacağınız çok özel bir turizm destinasyonu oluşturduk. Kayaşehir, Kale, Meryem Ana Kilisesi, Çanlı Kilise, milattan sonra 5. yüzyıla dayanan geçmişi ve birçok medeniyete ev sahipliği yapmış mezirhaneleri, kiliseleri, atahırları olan çok özel bir bölgeden bahsediyoruz. Bugün keyifli bir akşamı yaşıyoruz. Kayaşehir'deyiz. Türkiye'nin ve dünyanın yeni turizm destinasyonu. Böyle güzel bir ortamda kamp ateşi programını Türkiye'nin farklı illerinden ve şehirlerinden gelen sosyal medya fenomenleri, radyo programcıları ve televizyon sunucularıyla birlikte yapıyoruz. Bu kadar güzel bir yerde herhalde kamp ateşi yakılmasa ve kamp ateşi burada yapılmasa olmazdı. O yüzden buradayız. Gün boyu şehrimizin farklı güzelliklerini beraber gezdik. Beraber şehrimizde var olan güzellikleri, yeni oluşturulan güzellikleri beraber gezdik. Bu yaşamış oldukları mutluluğu ve güzelliği kendi hesaplarından Türkiye'nin farklı noktalarında kendilerinin takipçileriyle ve dünyadaki takipçileriyle paylaşıyorlar. Kaç takipçimiz var? Benim takipçim çok. Ne? Kaç mesela? Ben sayıya nicelik ve nitelik bakımından bakıyorum ben. Adem sizin ben Adem'inkinden daha, ben daha yeniyim ya. Adem'inkinden %10 fazla. O zaman körler sağırlar birbirini ağırlar. Ama şöyle bir şey, sadece buradan vaatte bulunmuyoruz biz. Tazminat davaları açıyoruz. Tazminat davalarından aldığımız parayla gençlere burs dağıtıyorum. Oo. İki, bazen lahmacun dağıtıyorum gençlere, bazen kavurma dağıtıyorum. Şimdi de size o paralarla sucuk partisi yapıyorum. İnsan bu sokaklarda yürüdüğü zaman böyle kendini yabancı hissetmiyor Nevşehir'de.
Nevşehir güzel. Herkesin bildiği ama birçok kişinin gitmediği bir yer. Ben de daha öncesinde Nevşehir'e hep Kapadokya üzerinden gelmiştim. Hani Kapadokya'ya gel dön ama bu kez şehrin merkezindeyiz ve tarihi herhalde bir milattan sonra 400-500 yılına kadar geriye dönük giden bir kimliği var buranın. İsmim Kadir Çetin. Number One Türk FM, Number One Türk TV yayın yönetmeni müzik direktörüyüm ve Number One Türk FM'de sabahları 7-10 yayın yapıyorum hafta içi her sabah. İnsanları uyandırıyorum. Tabii Rasim Başkan'ı biz biliyorduk. Fakat Nevşehir'i hiç bilmiyormuşum ben, kendi adıma konuşayım. Nevşehir denince aklıma böyle Kapadokya geliyordu, balon geliyordu. Nevşehir denince ben geliyordum. Nevşehir denince siz geliyordunuz. Sizi tanıyorduk zaten ama Nevşehir'i tanımıyorduk. Yani 1,5 senede inanılmaz şeyler başarmış. Yani bu Kayaşehir bunlardan bir tanesi, kale onlardan bir tanesi. Ya Sivas'tan bir akrabam diyor ki ben koşarak oraya geliyorum diyor. Ortam süper diyor yani. Merhabalar, Adem Metan ben. Radyo programcısı. Türkiye'nin birçok bölgesinde hayvan barınaklarını görmeme rağmen buradaki barınak beni gerçekten büyüledi. Hayvanlar orada kısırlaştırılıyor, hem bakımları yapılıyor, hem barınma işlemleri var, hem rehabilite ediliyor, hem de sahiplendirme gibi bir durum söz konusu. Hop dedik Ayhan. Hoş geldiniz efendim Nevşehir'e. Rasim Başkan'la ben kendimi çok aynı kulvarda görüyorum. O da çok enerjik. Benim yayınlarım da enerjiktir. Belli ki Rasim Başkan da bu enerjisinden dolayı hem çok seviliyor. Zaten sosyal medyadan takip ediyorum onu. Çok eğlenceli, halkın içinde, çocukla çocuk olan, büyükle büyük olan, çabalayan, Nevşehir'in kimliğini, görüntüsünü, Nevşehir'in daha böyle geride kalmış güzelliklerini ön plana çıkarmak isteyen biri. Belki ilk dönemde hani yaptıklarıyla falan denmiştir ama şimdi anlayabildiğim kadarıyla Nevşehirli'nin tamamı artık Rasim Başkan'ı anlamış durumda ve el birliğiyle el ele tutmuşlar. Sokaklarda gezdik konuştuk çünkü. El ele tutmuşlar. Nevşehir'i yukarıya doğru çıkarıyorlar böyle. Ya bu müthiş bir enerji. Sadece belediye başkanının ya da sadece halkın isteğiyle olmaz. Hep beraber yapmak gerekiyor. Ama bir dinamo lazımdı, bir enerji lazımdı. İşte Nevşehir'e de enerji olarak Sayın Rasim Arıbey Efendi gelmiş ve hep beraber de Nevşehir'in o güzel kimliği ön plana çıkmaya başlamış. Rasim Başkan'a biz başkan derken bile yani tam oturtamıyoruz. Ya Rasim aramızdan bir vatandaş, bir abi, bir kardeş Nevşehirliler için. Herkes için. Bu açıdan bakıldığında dokunulmaz bir belediye başkanı, o yıllar evvelki böyle koltuk sevdalı insanlar falan. Hayır ya, onun makamı herkese açık. Bugün daha çay için o kadar kalabalıktı, hadi yere oturalım çökelim dedi. Biz bizeyiz dedi. Bence Nevşehirliler onunla ne kadar gurur duysa az. Ela gözleri de nemli, kirbik ıslıdır o, ıslıdır o. Düşmüş gurbete yolumuzda Zeynep'im, Zeynep'im, Zeynep'im ol. Ela gözleri de nemli, kirbik ıslıdır of, ıslıdır of, of. Düşmüş gurbete yolumuzda Zeynep'im, Zeynep'im, Zeynep'im. Of, 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 Zeynep'im.